Türkiye'nin bölge bölge kanser raporunda neler var? Kadınlar en çok hangi kanser türüne yakalanıyorlar? Soframızın vazgeçilmezi, çocukların besin kaynağı sütte tehlike var mı? Profesör Doktor Erkan Topuz, hayat kurtaran açıklamalarıyla canlı yayında. Dakikalar sonra Sabah Tümer'le bugün de. Profesör Doktor Erkan Topuz'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Enginar'da kaldık şimdi hocam. Şimdi enginar bizim için, dünya için en değerli gıdalardan bir tanesi. Tabii hepsi çok değerli de. Enginar'ın biraz bahsedeyim. Enginar Mısır medeniyetinde bile var. Doğurganlık sembolü gibi. 1600 yıllarında İspanyollar Amerika'ya götürüyorlar ve bugün Kaliforniya'da en çok yetiştirilen ve Amerikalıların en çok yediği ürünlerinden biri. Amerikalıların beslenme bozukluğu var ama akıllıları enginarı çok tüketiyor. Şimdi enginarın içinde bir evvel de söylediğim kuarsetin var. Çok faydalı kanser karşı. Rutin var, gallik asit ve sinarin var. Esas sinarin üzerinde durmak lazım. Enginar kalp hastalıklarında, kolesterol, diyabet, aklınıza gelebilecek bütün bu yaşlılığa bağlı hastalıklarda, karaciğer yağlanmasında, karaciğer sirozunda, karaciğer kanserlerinde fevkalade yararlı bir madde. Kolon kanserlerinde gene çok yararlı. Yalnız şunu unutmamak lazım ki, son yapılan çalışmalarda, bu son bir çalışma, prostat kanserinde de faydalı olduğu, mesane kanserinde de faydalı olduğu ve özellikle de kolon kanserinde de faydalı olduğu, şimdi zaten kolonu anlattığım için söylüyorum, çok yararlı. Ancak biz daima enginarın içini yiyoruz. Ya yani enginarı yiyoruz. Esas en faydalı içindeki bu anti-enflamatuar ve kalbe faydalı olan, kansere faydalı olan etrafındaki taç yaprakları çok önemli. Burada hocam İstanbul'da o yaprakları hep soyuyorlar. Biz İzmir'de işte, o yaprakları işte ben hastalarıma diyorum ki sen adamdan onları bedava topla eve götür diyorum. Onun için eğer mevsiminde dondurursanız taç yapraklarıyla beraber dondurun. Çünkü yapılan çalışmalar enginarın dışında daha çok taç yapraklarıyla yapılmış çalışmalar. Burada genellikle yaz için söylüyorum, şimdi bulamazsınız. 2 avuç taç yaprağı veya enginarın körpe yaprakları, zeytin yaprağı çiçekli zamanında yalnız. Çiçek ağacı daha makbul. Çok iyi yıkayın çünkü o da ilaçlanıyor. İçine 4 tane limon kabuklarıyla 1 litre suyun içinde 15 dakika kaynar suyun içinde bıraktıktan sonra suyunu her gün bir bardak için. Zaten 4 bardak çıkar. 4 her sefer bunu yenileyin. Enginar paha biçilmez, her derde deva diyebileceğimiz zerdeçala yakın bir madde. Kolon kanserlerinde bu kadar size bahsettikten sonra bir de size bir şey söyleyeyim. Duymamışsınızdır da duyunca belki şaşıracaksınız. Aklıma geldi şimdi söyleyeyim. Tümus diye şurada bir bez vardır. Arkada. Bu yaşlanınca küçülür. Buna halk arasında uykuluk denir. Uykuluk. Duymamışsınızdır. Veya bir kısmınız hayal mayal duymuşsunuzdur. Çocukken annem bana yedirirdi. Hayş, ay o orası mı? Bu uykuluk bundan aşağı yukarı 15 sene evveline kadar Almanların bütün kanser ilaçlarında tümus ekstresi, yani bu uykuluk ekstresi bütün ilaçlarında vardı. Bakın görüyor musunuz? Ne kadar enteresan, ne kadar faydası var, ne kadar faydası yok. Bilimsel olarak hiçbir şekilde bir randomize çalışması yapılmamış. Fakat immün sistem bezi olduğu için Almanlar da bunun tozunu, yani toz hale gelir, ilaç olarak bütün dünyaya kakalamışlardır senelerce. Ama halk arasında da bu yaygındır. Ben çocukluğumda annem uykuluk arada bir bizi alır ve yedirirdi şifa diye. Bunu da aklınızın bir köşesinde
böyle bir sakallı bir profesörden duymuş olduğunuzu hatırlarsınız. İyi yani uykuluk yemek. Efendim? İyi yani uykuluk yemek. Valla Almanlar 15 yıl evveline kadar hala ilaçlı, çok bitkisel ilaçların içinde uykuluk vardır. Tümus şeyidir o. Yani tümusun tozudur. Tozu. Kurutuyorlar, yediriyorlar. Yani bu basit bir şey, gelmişken öyle söyleyeyim dedim. Şimdi biz kolon kanserimizin son bölümlerine geliyoruz. Yani yapma ilaçlardan bahsettik, zeytinyağından bahsettik, soyadan bahsettik, turmerikten yani zerdeçaldan bahsettik, kuarsetinden bahsettik, özellikle arpadan bahsettik. Bir de hepimizin günde 2 litre sıvı tüketmesi lazım. Sıvı tüketmek genellikle bu ister su olsun, ister ayran olsun, ister çorba olsun 2 litre sıvı kesin tüketmeliyiz. Bu aynı zamanda bağırsaklarımızı da çalıştıracaktır. Polip oluşumuna da mani olacaktır. Yani 2 litre sıvı tüketmeliyiz. Bunun dışında mercan köşk, kekik, ada çayı, sarımsak, soğan ve biraz evvel söylediğim gibi biberiye özellikle kolon kanserlerinde polip teşekkülüne mani olur. Gene söyledim, katkı maddelerinden kaçalım, onların hepsini söyledim, folik asidi söyledim. Biraz evvel size kara hindibağdan bahsetmek istiyorum. Kara hindibağ, inanın dünyadaki gene en faydalı bitkilerden bir tanesidir. Taşların arasında yetişir, biz kıymetini bilmeyiz, ayağımızda basar geçeriz. Kara hindibağ doğrudan doğruya safra yollarını akıtan ve karaciğeri çalıştıran, aynı enginarla beraber karaciğere en faydalı ve pankreas başında kanser ve kolon kanserinde faydalı bir bitkidir. Çok basit. 150 kuruşluk tohumunu alıp bahçeye ekseniz orman gibi olur. Ama ne yazık ki memleketimizde değeri bilinmediği için çiğnenir geçilir. Kara hindibağ bulabilirseniz, pazarlarda satılıyor şimdi, ben epi meşhur ettim herhalde. Salatalara katabilirsiniz. Haşlayıp üzerine sarımsaklı yoğurt döküp yiyebilirsiniz. Bu sizin her bakımından size fayda temin edecek en önemli gıdalardan biridir. Kara hindibağ. Bunu unutmayın. Hocam çok affedersiniz. Hem çok güzel bir tweet geldi. Oradan yola çıkaraktan da kendim de bir şey söylemek istiyorum. Hemen onu size bir sorabilir miyim? Sor tabii. Zayıflama ilaçları kanser yapar mı? İştah kesen ilaçlar kanser yapar mı? Lütfen cevaplayın. Buradan ben kendi söyleyeceğimi söyleyeceğim izleyicilerimize. Bazı internetteki bazı işte, evet, Facebook falan sosyal paylaşım yerlerinde benim resmimi koyaraktan bir takım zayıflama haplarının reklamı yapılıyormuş. Benim kullandığım ve tasvip ettiğim söyleniyormuş. Böyle bir şey yoktur. Ben daha önce Twitter'da da yazdım bunu. Hiçbir hapla, hiçbir ilaçla herhangi bir şekilde bir alakam yoktur. Bunu da buradan şimdi söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Biraz evvel söyledim. Bakın, televizyonlarda çıkıyorlar. Ben ayda 8 kilo verdim. Ben ayda 9 kilo verdim. Bunlar kansere hazırlıktır. Bütün Türkiye bunu duysun. Ayda 1,5 kilodan fazla kilo vermek doğru değildir. Ama adam çok obezdir. 110 kilodur, 120 kilodur. O ayda 5 kilo verebilir. O da belli bir süreye kadar kiloyu belli aralıklara verdikten sonra kesmelidir. Doğrudan doğruya kendi iradenizle bunu keseceksiniz. Ama ben size zararsız, dünyadaki geçen sefer anlatmıştım, 25 bin kişilik bir çalışmanın sonucunu vereceğim. Metformin denilen bir madde, diyabette kullanılan, aşağı yukarı 25 senedir kullanılan bir madde, normal olarak kanserden de %30 kanserden koruduğu da gösterilmiştir. Eğer zayıflamak istiyorsanız, ama zayıflamak herkese göre değişiyor. Bana çöp gibi bir kız geliyor, ben çok şişman değil miyim hocam diyor. Kızım kopuyorsun diyorum ya, öleceksin yani. Bu, yani insanın belli bir ölçüsü olmalı. Kilo ile boyu arasında 5 kilo olmalı. İdeali. Boyu 1.85 ise kilosu da 80 olmalı gibi diyorum. Ama kilo verecekseniz, bunun üstündeyseniz o zaman metformin kullanabilirsiniz. Metforminin bütün kimyasal zayıflatıcılar kanserojendir. Aman, ama bunu geçen sefer anlattığım için ve dünyanın da kabul ettiği için bunu söylüyorum. Bir diyabet ilacıdır ama bir zararı yoktur. Faydalıdır, kanserden koruduğu gibi günde miligramları var tabii, onu doktorunuz ayarlar. Bir veya iki tablet almanız size ayda kesinlikle 1,5 kilo verdirir. Ama dediğimiz gibi aşırı kilo vermekten kesinlikle kaçınınız. Çünkü immün sisteminiz çöker ve kansere gel gel dersiniz.